Prince'den sonra dünyanın ikinci zengin adamının belki hayat hikayesinde hayal kırıklığı yok ama kendini keşfetme dersleri var. Warren Buffett'tan bahsediyoruz. Daha küçükken içindeki girişimciliği keşfeden Buffett, adını iş dünyasına altın harflerle yazdırdı. Babası borsa simsarı olan Buffett, çok küçük yaşlarda borsa ve yatırıma meraklandı. 7 yaşındayken Omaha Halk Kütüphanesi'nden aldığı $1000 kazanmanın Bin Yolu adındaki kitaptan da etkilenen Buffett, böylece ticaret hayatına atıldı. Buffett çocukluğundan beri ticarete ilgi duyuyordu. Dedesinin bakkalında çalışan, haftalık dergi dağıtan, kapı kapı dolaşarak, sakız satarak kendine gelir kaynakları oluşturdu. Dedesinin bakkal dükkanından aldığı gazoz şişelerinin tanesini 5 sent kârla satmaya başladı. Ve yine dedesinin bakkalından aldığı sakızları, gazete ve dergileri kapı kapı dolaşıp satarak para kazanıyordu. Ayrıca evinin yakınlarındaki golf sahasında dağılan golf toplarını geceleri toplayarak sabahları bu golf toplarını satıyordu. Bir süre sonra mahallenin çocuklarını da görevlendirerek buldukları golf topu başına onlara komisyon ödemeye başladı. Bir arkadaşıyla birlikte $25 sermaye ile mahallelerindeki bir berbere pinball makinesi monte etmeleri onun hayatında yeni bir sayfa açtı. Bu oyun makinesinden elde edilen gelirle yeni makineler alıp başka dükkanlara da bu makinelerden monte ettiler ve işleri böylece büyüttüler. 11 yaşında kendisi ve ablası için hisse senedi satın alabilecek kadar iş dünyasına merakı olan Buffett, 20 yaşında üniversiteden mezun olana dek $9800'lık bir birikim yaptı ve Geico sigortaya iş başvurusu yaptı. Ücretsiz olsa bile bu şirkette çalışmak istemesine rağmen isteği kabul edilmeyerek Omaha'ya dönmek zorunda kaldı. Burada yatırımcılık üzerine dersler almaya başladı ve ufak bir benzinlik satın aldı. Ancak bu işten hiç para kazanamadı. 1952 yılında Susan Buffett'la evlenerek 3 çocuk sahibi olan Warren Buffett, 1957 yılında 3 farklı ortaklığa imza attı. Şu an yaşadığı evi $31,500'a ta o zamanlarda satın alan iş adamı, 1958'de 5 farklı ortaklıkta pay sahibi olarak finansal imparatorluğunu kurmaya başladı. Buffett daha sonra 1959'da Sanborn Map Company'de çalışmaya başladı ve bu şirketi başına geçti. 1962 yılında tüm ortaklıklarını tek bir çatıda toplayan Buffett, 1999 yılına gelindiğinde Gerson Group tarafından yapılan bir ankette 20. yüzyılın para duayeni ilan edildi. 2008 yılında dünyanın en zengin insanı olan Buffett'ın şirketleriyle birlikte serveti toplamda $62 milyar ulaştı. 2009 yılında hayır kuruluşlarına milyarlarca lira bağışta bulunmasına rağmen $37 milyarla ABD'nin en zengin ikinci adamı konumuna geldi. 3 çocuk sahibi olmasına karşın Buffett, parasının %99.9'unu bağışlamayı taahhüt ediyor. Özetle Buffett'ın hayatına bakınca girişimciliğe atılan insanlara örnek olabilecek bir hayat hikayesine sahip olduğunu görüyoruz. Çünkü o büyük bir vizyona sahip, çalışmaktan yılmayan bir girişimci.